Bismillahirrahmanirrahim. Değerli lise son öğrencilerimiz, biyolojiler kimya dersine hoş geldiniz. Bu konumuz sadece biyolojiye aittir. Tatbiki ait değil. 5. bölümden etkin atom numarası. Etkin atom numarasını bir önemli bir şey var. O da 3 numaranı ezberleyeceksiniz. 36, 54, 86. Bunlar nedir? Asal gazların atom sayılarıdır. Asal gazların atom sayıları. Şimdi işimiz ne olacaktı? Bileşik alırız. Merkez atomun iyonu. Merkez atomun iyonun numarasını yazalım. Kaçtır bilmiyoruz. Yani 20'dir, 30'dur. Soruya göre. Yazdık. Ondan sonra ligandın elektron sayısı. Ligandın elektron sayısı. O da nasıl olur? Mesela bu 6'dı. Çarpı. Bakarız tek dişli mi yoksa çift dişli mi? Onda diyelim çarpı 2. 12 yaptı. İkisinin toplamı ne olur? 36. Şimdi bu numaraya bakacağız. Eğer bu numara bu 3 numaradan birine benzerse tam etkin atom numarasına vardık. Demek ki kurala uyumludur. Tüm sorular bu şekilde çözülür. Bileşikler soruda verilir ve atom sayısı da soruda verilir. Şimdi bunun atom sayısı kobaltın 27'dir. Bileşiği de soruda vermiş. Çözelim. İlk olarak yükselgelme sayısı çıkar. Neyin yükselgelme sayısı? Merkez atomun. Kobalt artı. Bu yükselgelme sayısı ezberdir. Bunu biliyorsunuz. 0. Çarpı kaça? 6 soruda verilmiş. Madde bitti. Eşit bırakılır. Eşitten sonra yukarıda ne numara varsa o numara aşağıya inecek. Pozitif 3. Gelelim. Kobalt 0 tarafı 0 yapar. Eşittir. Ne kaldı bizde? Pozitif 3. Bu 3 ne demekti? 3 elektron kaybetti. Bu anlamı öyleydi. 3 elektron kaybeder. 3 elektron kaybeder. Peki. Kaybettiği zaman dönelim. Ne kadardı bu? 27. 3 elektron kaybettiği zaman kaç olur? 24. Demek ki kobaltın iyonu 24. Çünkü 3 tane kaybetti. Peki, şimdi ligand. Ligand, bakınız bu taraf ligandtı, anladık. 6 tanedir. Ligandın adı nedir? NH3. Ne yapar? 6 çarpı elektron sayısı dişin. Elektron sayısı. Peki, tek dişli mi, çift dişli mi bu? Bunu illaki tabloya bakacağız. Tekli veya çiftli tabloya bakacağız. Bakınız arkadaşlar. Tek dişli, çift dişli. Bu tablo ezberdi. Tek dişli bir çift elektron verir. Bir çift elektron. Demek ki 2. Bir çift dediğimiz zaman 2'di. Diğeri 2 çift verir, 4. Bunu nasıl anlatalım arkadaşlar? Hayattan örnek alalım. Diyelim bir ekmek, bir alma dişleyeceksin. Tabii sadece üst dişten olmaz, alt dişten olur da. İki tane diş beraber yapılır. Bir almayı dişlediği zaman üstten alttan dişlendi. Demek ki iki. Adı bir dişti, evet. Ama iki tane kullanılır. Aynen ona benzer. Tek dişlidi ama iki elektrondu. O zaman burada bir diş, burada da bir diş olsa çift diş. O zaman 4 elektron olur. Bakınız diğeri çift diş 4 elektron. Bu hayattan bir örnek hatırlamak için unutmayasınız. Peki şimdi bu tek dişlidir. Tek dişli olduğumuzdan dediğimiz gibi 2 diş 2 elektron çarpı 2 12 yapar. 12 elektron. Toplayalım çünkü bizde etkin atom numarasının adresi veya tanımı ikisi toplanır. Toplayalım ne yaptı? 36. Peki, 3 numara ezberdi. Dönelim 3 numaraya. 36, 54, 86. Bu 3 numaradan birine uygun mu? Evet, birine eşittir. Yani asal gazlara birine eşit olsun yeter.
Madem ki birine eşittir, o zaman ne yazılı? Etkin, atom numarasına uyar. Bunu yazsanız yeter. Bu bir şekilde çözüldü. Diğeri alalım. Aynen kobolttu. Zaten aynen sorudu. Sadece numara farklı. Bu örnek 5-3'tü, bu örnek 5'tü. Ama konu olarak, adres olarak aynen sorudu. Yapalım. Kobalt, başka bir madde geldi. Artı oğlu. Bu nedir bu maddenin yükselgelme sayısı? Eksi 1. Çarpı kaça? Soru da vermiş 4. 4. Eşittir. Yukarıdaki numara varsa aşağıya iner. Yani indi aşağı. Olmadığı zaman ne olurdu? Sıfır bırakırız. Şimdi yapalım. Kobalt. Eksi 4 eşittir. Eksi 2. Kobaltı bulmak için eksi 4 diğer tarafa gittiği zaman işaret değişir. Pozitif 4 olur. Çıkarma işlemi yapılır. Ne olacak? Pozitif 2. Demek ki 2 elektron kaybeder. Bu anlama geldi. Pozitif 2. Gelelim. Soruda vermiş. Atom sayısı 27 dedi. Eksi 2 ne olacak? 25. Tamam. Şimdi kobalt iyon olduğu zaman eşittir 25. Peki. Ligand sayısı nedir? Ligandin elektronu. Bakınız. 4 var burada. Soruda vermiş. 4 klor. Yani 4 ligand. Ne olacak? 4 aynı. Çarpı kaça? Bakarsınız. Tek mi yoksa çift mi? Dönelim tabloya emin olmak için. Bakınız. Çiftler sadece 4 tane ezber. Bundan hariç tümü tek dişli olan. Tek diş ne demek? 2 elektron. Tek diş 2 elektron. O zaman çarpı 2. Ne yapar? 8. Toplayın. Tanıma göre, etkin atom numarasının tanımına göre ikisi toplanır. Toplandığı zaman ne yapar? 33. Peki. Aynı 3 numarayı hatırlatın. Dönelim tanıma. 36, 54, 86. 33 hiçbirine eşit değil. O zaman etkin atom numarasına uymaz. Veya uygun değil. Ne yazarsan doğrudur. Bu soru bu şekilde çözüldü. Bakalım ne sorular var kitabımızda. Alıştırma var. Alıştırma 5-2. Biyoloji kitabında. Onu da yapalım. Aynı etkin atom numarasını soruyor. Ama kompleks olarak farklı. Arkadaşlar bu bölümde çok bir sayıda kompleksler var. Tümünde ya yükselgelme sayısı ister, ya birincil, ikincil değerlik veya etkin atom numarasına uygundur. Onları yapacağız. Alıştırma. Beş, iki. Üç tane bileşik vermiş. Birisi demir, eksi 3. Bunu bulalım. Aynen etkin atom numarasına uygundu veya uygun değil. Birinci, demirin numarası ne kadardı? Onu vermesi lazım. Efendim 26'dı. Demirin 26'dı. Tabii bunu soruda vermesi lazım. Demir artı başka bir madde geldi. Eksi 1. Çarpı kaça? 6. Soruda verilmiş. Eşittir kaça? Eksi 3. Yukarıdan aşağıya inecek. Demir. Eksi 6. Eksi 3. Diğer tarafa gidecek. İşaret değişir. Demir. Pozitif 6. Sonuç ne olacaktı? Pozitif 3. Bilgin işareti bırakılı, çıkarmalı. Yani 3 elektron kaybeder. Peki. 3 elektron kaybettiği zaman ne olacak? 23. Peki. Şimdi demir eşittir 23. Ligand sayısı 6CN var. 6CN. Bu ligandın sayısı eşittir. 6 soruda verilip çarpı kaça? Ligandtan emin olmak için tablo ezberdi dediğimiz gibi.
Bu tek dişlidir. Tek dişli olduğu zaman çarpı 2 eşittir 12. Bakalım sonuca. 35. 35 yine de söylüyorum. 3 numara ezberdi. 3 numaraya bakınız. 36, 54, efendim 86. Bu 3 numaradan hangisine benzer veya eşittir? Hiçbirisine benzer değil. Eşit değil. O zaman etkin atom numarasına uymaz. Bu şekilde çözülür. Diğer iki tane aynı sorudu. Aynı sadece bileşikler farklıydı. İki tane bileşik daha var. Onları da yazalım. Efendim ikinci P'de NH3. Tabii ligandlar çok tanımlı. Sizin kitabınızda hangisinin en çok kullandığı onların tabloda yazdım sizin için. Bunun da atom sayısı soruda verilir. 46. Son bileşik aynı bu sorunun son bileşiği olarak numara 3. Onu da yazalım. Nikaldı. 3 pozitif 2. Peki. Aynen bunun etkin atom numarasına uyar mı uymaz mı? Soru budur. Yapalım. Bunu bulmak istiyoruz. Başka madde geldi. 0. Nereden bildik 0'dı? Ezberdir. Tablonu ezberleyeceksiniz. Çarpı 6 eşittir pozitif 4. Pozitif 4 soruda var indi. F'de artı 0 eşittir pozitif 4. O zaman yükselgelme sayısı pozitif 4 oldu. Yani 4 elektron kaybedecek. Eksi 4 olacaktı. Sonuç ne olur? F'de pozitif 4. 4 kaybettiği zaman 42. Ligandın sayısı 6 NH3. Bakın arkadaşlar bu ligandtır. Soru da vermiş. 6. Demek ki 6 çarpı 2. Neden 2? Çünkü tek dişlidir. 2 elektron verir. Not olarak yazabiliriz. 2 elektron verir. O yüzden çarpı 2 olur. 12. Toplayın. 4, 50. Çok güzel. Bu etkin atom numarasına uyar. Tekrar tanıma dönün. 36, 54, 86. Bu 54'tü. O zaman etkin atom numarasına uyar. Diğerine bakalım. Bu alıştırmanın son bileşiğiydi. Nikalı vermiş. Ha, burada nikalı da illa vermesi gerekir. 28'dir atom sayısı. Nikalı vermiş. Başka bir madde geldi. Bu maddenin yükselgelme sayısı 0'dı. Bakınız fark edin. Yükselgelmeyi de tek dişli çift dişli. Yükselgelme sayısı 0'dı. Çarpı 3 eşittir pozitif 2. Gelelim. Nikal artı 0. Pozitif 2. Demek ki nikal eşittir pozitif 2. 2 ne demek? 2 elektron kaybeder. Peki. 2 elektron kaybettiği zaman nikal ne olur? 28'di. 26 olur. 2 elektron kaybetti. Tabii bu da elektron sayısıydı. Ligand'a bakalım. 3 etilin diamin 3'tü. Çarpı, buraya dikkat edin arkadaşlar. Bu çift dişlidir. Çift dişli. Yani 4 elektron verir. Çünkü çift dişlidir. Nereden biliyorsun çift dişlidir? Hemen bakarken bilersin. Neden? Tablo. Tekrar dönelim tabloya. Bakınız arkadaşlar, tablo çok önemli. Bunu illaki ezberleyeceksiniz. Bu bölümde bu tabloyu ezberlemezsen hiçbir sorunu çözebilmezsin. Eğer yükselgelme sayısı olarak veya dişli olarak. Gelelim. Bu 4 tanedendir. Çift dişlidir. Çarpı 4 olur. Çarpı 4. Ne yapar? 12. Bakalım. 38. 38 3 numaraya ait değildi. O zaman etkin atom numarasına uymaz. Bu alıştırma 5-2 bu şekilde çözülür.
Bakalım daha ne var bizde? Bir başka alıştırma var. 5-3. Onu da yapalım. Tüm soruları çözmüş olduk. 5-3. Bileşikler farklı, komplekse. Ama soru aynı. Alıştırma 5-3. Sadece Ahya kitabında iki tane vermiş. Birinci NI. Pozitif 2. NI nikalı soruda vermesi gerekir. 28 atom sayısı. Diğer bileşik AG NH3 pozitif. AG gümüştü. Bunun atom sayısı 47. Evet. Bu bileşikleri verilmiş. Çözelim. Aynı yükselgelme sayısı birinci bulmamız gerekir. Başka madde geldi. Bunun sıfırdı değeri ezberdir. Eşittir kaça soruda verilmiş? Pozitif 2. Eşittir. Tabii sıfır yapar. Pozitif 2. O zaman nikal pozitif 2. Yani 2 elektron kaybetti. 28'di. 26 oldu. Ligand sayısına bakalım. 6 NH3. O zaman 6 çarpı kaça? 2. Neden? Çünkü tek dişlidir ki elektron verir. 12. Sonuç 38. 38 olduğu için etkin atom numarasına uymaz. Çünkü 36 değildi veya 54 değildi. Diğer komplekse bakalım arkadaşlar. Gümüş vermiş. AG. Başka madde geldi. Sıfırdır. Yükselgelme sayısı çarpı 4 eşittir. Eşittir pozitif. Pozitif burada kaç var? Olmadığı zaman yani 1'dir. 1 pozitif var. O zaman 1 yazılır. Eksi olduğu halde de aynen. Sadece eksi olsa yani 1 eksidir. AG eşittir. Bu 0 yapar. Pozitif 1. Yükselgelme sayısı pozitif 1'di. Demek ki 1 elektron kaybetti. 1 elektron kaybeder. O zaman 46 olur. AG'nin elektron sayısı, iyonunun tabii 46 elektrondu. Gelelim ligandın elektron sayısı arkadaşlar 4 NH3. Yani 4 çarpı bu nedir? Tek dişlidir. Tabloya dönsek tek dişlidir. Demek ki çarpı 2 olur. O zaman 8. Ne yapar? 54. 54 olduğu için etkin atom numarasına uyar. Aziz öğrenciler, bunun gibi sorular geldi. Siz biyoloji olarak, yani bu sorular çok önemlidir. Çünkü sadece sizin konunuz olduğu için illaki belki de bir soru, bir şeyler buna gelebilir. Şimdi başka bir sorumuz var. O soru bunlardan biraz farklı. Aynı alıştırma adı kitabınızda, alıştırma 5-4. Ama bu sorulardan tam farklıdır. Ondan onu da çözelim. Tam konumuzu anlatmış oluruz. Alıştırma 5-4. Bu alıştırma illaki resimle çözülsün arkadaşlar. Şimdi bunları yaptık. Gördüğünüz gibi resim çizmedik. Ama bu soru illaki resim çizilsin. Soruyu yazalım. Alıştırma 5-4. 5-4. Şunların farkı nerede? Şu bileşiklerde bir not olsun. İki atom var. Şu sorunun farkları iki atom. O yüzden resimle çözülü. Resimle çözülür. Alalım bileşiği. Ve 2 10 Re'nin değerini vermiş. 75. Evet. Bu soru bakalım nasıl çözeceğiz. Arkadaşlar hemen
Komplekse baktığımız zaman kompleks nedir? Nasıl biliriz kompleksi? İki tane büyük parantezi var. Komplekse baktığımız zaman merkez atomuna dikkat ederiz. Merkez atomunda iki varsa resimler çözülür. Diğer sorularda hiçbirisinde iki yok idi. Sadece kendi numarasıydı. O zaman çözdük hocam yükselgelme sayısından. Ama burada iki var. İkini gördüğümüz zaman illaki resimden çözülsün. Nasıl? R yazıldı. İki tanedir, diğerine bağlıdır. Peki, diğerine neyden bağlıdır? Bakınız, elektronlardan. İkisi birbirine bağlı, tek bir elektronlardan. Peki, ligende gelelim. Ligand 10'dur. Demek ki her birisine 5 tane bağlıdır. 10 olduğu için her birisine 5 tane bağlıdır. Paylaşalım. Paylaştı. Ligandların adlarını yazalım. Karbonildi CO. Yazdık. Şimdi resimde gösterdik. İki tane R, 10 tane her tarafta 5 tane. Ne yaparız? Bir tanenin resmin bir tarafını alırız. Resmin bir tarafı çözüldüğü zaman, uygun olduğu zaman diğer tarafı da uygun olur. Bir tarafını öyle bir şeyle yapalım. Sadece işimiz burada olur. Bakalım. Bunu terafi yapalım. R belli de soruda vermiş. 75. Bakınız diğer sorulardan farklı değil. İyonu almıyoruz. 75. Ligand sayısına bakalım. Şu taraf, bir tarafa bakıyoruz. 5 karbonil. Ligand sayısı. Demek ki 5 çarpı kaça? 2. Neden 2? 2 tane elektron var bizde. Bakınız tekrar tabloya dönelim. Tabloya diş, tek dişli de 2 elektron verir. Bunu unutmayalım. Tek dişli olan da çarpı 2 olur. Tek dişlidir karbonil. O yüzden çarpı 2 oldu. Ne yapar? 10. Şimdi burada bir tane elektronu belirtmek gerekir. Dediğimiz gibi diğer konudan farklıdır. Bir tane elektron. Nereden geldi? Re'nin bağlantısı. Neye bağlanmıştı? Diğer Re'ye. Bakınız hani iki tane vardı soruda. Bu bir, bu da iki. Birbirleriyle bir tane elektronla bağlanmıştı. O elektronu belli ettik. Şimdi toplarız. 75, 10, 1 ne yapar? 86. 86 yaptığımızı döneriz tanımımıza. 3 numara var bizde. 1, 2, 3. Hangisine eşittir? Birine eşittir. Herhangisine eşit olsun. Tam birisine olduğu zaman asal gaza eşittir. Demek ki hemen etkin atom numarasına uyar. O zaman sorumuz çözüldü. Başka bir kompleks alalım. Aynen bu alıştırmaya ait olsun. Ama kitapta alıştırma geçmiyor. Örnek diye geçiyor. Alalım bileşiği. Aynı resimle çözülmesi gerekir. Çünkü iki atomludur. İki atomunu gördüğümüz zaman illaki resimle çözülecektir. Bileşik kitabınızda örnek olarak gösterilmiştir. Kobalt 2 8. Kobaltın değerinde soruda vermesi gerekir. 27. Evet arkadaşlar. Burada sadece buna bir fark anlatayım. O oksijendir. Büyük olduğu oksijendi. Ama küçük olduğu ismi geçiyor kobalt. Bu bundan farklıdır. Bunu bir not olarak biliniz. Şimdi 2'ye bakarız. 2'di yani 2 kobalt var. Birbirine bağdan bağlanmış. Her tarafta bir tane elektron var. Bakınız 4'tü 2'ye bölünür. 8'di pardon 2'ye bölünür. Her taraf 4 alır. Her taraf 4 alır. Karbonil 8 olduğuna her tarafa 4 düşer. Resmini çizeceğiz. Peki, bu resim olarak bir tarafın resmi bir tarafını alırız. İşlem burada yapacağız. Kobalt 27. Soruda verilmiş. Ligand sayısı 4 karbonil. Neden 4? Bir tarafı aldık. 8'di soruda. Ama bir tarafı aldığımız için 4'tü. O zaman 4 çarpı 2 ne yapar? 8. Neden çarpı 2? Tekrar tek diş olduğu için.
kuralımız var, tablomuz var, ezberde. Bu arada kobalt neye bağlanmış? Bir tane elektrona bağlanmış. O da bir elektron yazılacaktı. Şimdi 15, 16, 36. 36 olduğu için dönelim tanıma. Evet, bir numarasına eşittir. Madem ki birine eşittir, o zaman etkin atom numarasına uyar. Arkadaşlar, burada bir başka bileşik de var. Aynen örnek geçiyor. Onu ödev olarak vereceğim size. Kitabınızda var, MN2CO10. Onu siz çözünüz. Çünkü bizde zaman çattı. Değerli arkadaşlar, burada da konumuzu noktalıyoruz. Başka bir gün yeni bir dersle sizinle görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.